Ercan abi sen habire yürü, ben de seni çekeyim habersiz. Ama gerçekten doğa harika. Valla doğa çok güzel. Ya insan doyamıyor valla. Abi gerçekten böyle bir manzara, böyle bir ortam yok yani. Vallahi çok güzel abi ya. Abi insanın gerçekten ömrünü gençleştirir burası. Bir sürü hava ya, baksana ya. Son 20 yılda böyle temiz bir hava almadım. Çiçeklere bak ya. Abi bunları da anlat. Bunları da anlat ki ben çekeyim. Valla ben çocukken buralara çok gelirdim. Dur abi. Heh anlat. Ben anlat Ercan abi. Çocukken buralara çok gelirdim. Ama ormanlar o zaman sıktı değil mi o abi? O zaman orman bu kadar vardı ki biz içine korkuyorduk girmeye. Sincaplarla oynardık biz. Ama harika bir şeydi. Şimdi ormanı kırmışlar. Orman kalmamış ki abi. Aynen. Manzara gerçekten güzel. Ya şuralara gelemiyorduk. O kadar sık bir orman vardı. Bir de ağaçların üstüne çıkıyorduk. Bilmiyorum onlar ben. Ya ne kadar güzel abi. Abi o zaman kalabalıksı da insanlar ya. Valla bizim yaşlarımızdakiler çok kalabalık. Şimdi köyde gençlik değişmiş. Gittik alanlar da değişmiş. Gel gitmiyorlar ya. Aynen. Şu doğaya insan gelmez mi ya? Size baksana ya. Vay be. İnsanın içi açılıyor bence ya. Valla insanın içi açılıyor. Doğru diyorum valla. Vallahi ben işte insan bu yüzden baba ocağım önemli. Bence önemli abi. Abi belki de bizim kaybettiklerimiz, acılarımız bizi buraya çeken şeyler değil mi? Yaşadıklarımız. Tabii canım yani onlar zaten bizi buraya çekiyor. O yüzden buraya gelip gidiyoruz. Buraya gelince insan her şeyi sıfırlıyor. Vallahi sıfırlıyor. Ne kredi kartı düşünüyorsun? Yok ne ev derdi ne bir şey. Yemin ediyorum sana 10 gündür gelmişim abi. Ne iş aklımda ne bir şey. Ben var ya inanmasın şu an sıfırım. Vallahi burada kafayı çok rahatlatıyorsun. Bu kendini sıfır gibi sıfır gideceğim vallahi. Rahat rahat böyle. Sen daha buradasın değil mi abi? Buradayım abi. Her yaz geleceğim inşallah. Vallahi gel abi sağlıkla. Teşekkür ediyoruz abi. Bu güzel videoyu daha sonra paylaşacağım. Allah razı olsun. Kaçmaz abi kaçma benim yaramı, kapat üzerine koy gizli dansı. Artık bulamazsın derde çaremi, sıralı dertlerim say gizli dansı. Hele artık bulamazsın derde çaremi, sıralı dertlerim say gizli dansın. Kimi zaman çile çektim, dövündüm, sevdamızı öne alıp savundum.
Mazideki günlerine avundum, hasretin içimde pay gizli bazen. Hele mazideki günlerine avundum, avundum, hasretin içimde pay gizli bazen. Selam aleyküm. Kolay gelsin kardeşim, ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor? Nasıl, halın keyfin nasıl? Zor değil mi bu meslek? Bu meslek peygamber mesleği. Nasılsın, iyi misin? Sen nerelisin? Ağrılısın, ooo maşallah maşallah, ne güzel. Nasıl, keyfin nasıl? Nasıl, sevdin mi buraları, iyi mi? Az dur, seni çekeyim de. Paylaşıyorum, ben YouTuber'ım da paylaşıyorum. Hele erenim hasret yaralar beni. Ardan Sevdamız 75 Mücahit Kavan. Nasılsın, iyi misin? Var mı bir şey ihtiyacın? Çıkarın bir karevat koy. Yardan ayrı koydu buralar beni. İşim sırlarımı duy gizli kalsın. Kenny. He abi düştü he. Hele yardan ayrı koydu buralar beni. İşin sırlarını duy gizli kalsın. Hele aman 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 aman. İşin sırlarını duy gizli kalsın. Ne oldu? Evet, burada da mangalcılarımız var. Kemal Bey, bir şey diyor musunuz? Bu videoları daha sonra YouTube'a koyacağız. Benim aklıma gelmiş. Abi öncelikle şu Johnny Beck'teki çöpleri kaldırmamız lazım. Bu zaten senin aklına gelmiştir. Bununla ilgili bir şey yayınlar mısın? Geldi mi abi aklına? Anıl Bey. Anıl Bey, bir şey diyor musun? Hayır abi. Kaan Bey. Abi şu memleketimizin yollarını düzelsin ya. Buraya gelene kadar aynen abi. Şimdi. Hiç yollar. Söyleyin, bunları söyleyin lütfen. Hiç olmuyor abi. Buraya o kadar milletvekili, başbakan, milletler o kadar geliyorlar ki. Adamlar, insanları bu yoldan geçerken tutamıyorlar. Başlarımlar. Biz utanıyoruz ama onlar utanmıyorlar. Tayfun Bey, bir şey diyor musun? Bunlar kışın izleyeceğim. Heh, izlerim abi. Durumumuz çok vahim abi ya. Hiç iyi değil. Niye? Gidiyor musun? Hayır, bizim için değildi. Yani belediye çalışmıyor bir kere. Yani para yok kasada da, yani şuraya insan gücü lazım. Ya tel örgüler, şurada kulübe yıkıldı. Çardaklarını Müsait Bey, çardakları çekin. Tamam. Bunlar Karadeniz'de olsa var ya, burayı var ya, tatil köyü yaparlar ya. Aynen. Evet, devam ediyoruz. Hemşehrilerimiz burada. Katilcilerimiz burada. Herkese selamlarımızı iletiyoruz.
Selam aleyküm. Abi nasılsın, iyi misin? Ne var ne yok? Abi sen nasılsın, iyi misin? Teşekkür ederim, sağ olasın. Bunları gördüğünüz kışın paylaş. Cani Bey'e geldik piknik alanına. Doğa güzel, doğa manzara. Doğa güzel, hava temiz, berrak. Nefes almak güzel burada. Vallahi herkesi güzel. Bekleriz buraya. Allah razı olsun. Buyurun diyorum. Gurbette olanlar herkes gelsin. Ne güzel. Kardeşim nasılsın, iyi misin? Herkese bir şey diyor. Köye bekleriz inşallah. Teyzeler nasılsınız, iyi misiniz? Bir şey diyor musunuz? Bunları daha sonra paylaşacağım. Sizden de Allah razı olsun. Rabbim sizlere sağlık sıhhat versin. Vallahi büyükler olmasa gerçekten olmaz. Allah sizlerin eksikliğini vermesin. Bunlar hep hatıra. Çekiyorum, belki yarın torunlarınız bana dua edecek. Gerçekten mezarlığa gidiyorum, birçok canımızı toprağa vermişim. Hepsini de çekmişim. İnsan üzülüyor. Allah sizlere sağlık sıhhat versin. Hakkınızı helal edin. Allah'a emanet olun. Helal olsun. Allah razı olsun. Evet, burada teyzelerimiz burada, büyüklerimiz burada. Evet, görüyorsunuz. Getir bir, getir getir, gösterelim. Evet. Evet, görüyorsun. Ah ah. Bak, görüyor mu bak. Bak, bana baktır, bana baktır. Bana bakacak mısın? Sen kuşu gördün mü? Kuşu gördün mü? Kuşu gördün mü? Kuşu gördün mü? Gel seninle kuşu götürmeye gidelim. Orada tavşan var, biliyor musun? Gel gidelim, gel. Gel. Gel tavşana bakalım. Gel. Gel tavşana gidelim. Evet, kolay gelsin. Teyze nasılsın? Ne var ne yok? İzniniz varsa çekeceğim. Bunları daha sonra paylaşacağım. Nasılsın, iyi misin? Çocukların gelmiş, yüzün gülüyor maşallah. Yeğenlerim, çocuklarım gelmemiş. Gelmediler mi? Çocuklar karılardan mı korkuyor? Ne yapıyor, zaman mı? Selamünaleyküm abi. Nerede paylaşıyorsun? Ben YouTube'da paylaşacağım bunu. Selam YouTube, abone ol, like atın. Heh, bravo, reklamımızı da yaptın. Var mı teyzeciğim bir isteğin, bir arzun? Allah sizlere sağlık, sıhhat versin. Allah eksikliğinizi göstermesin. Abla sen nasılsın? Oğlun gelmemiş, üzgün duruyorsun. Geçen görüntülü konuştu. Acı suyun üstündeydi. Dedi şu an ehkarlandım vallahi dedi ya. Gelmedi ama kahroluyor. Evet. Biz biraz da onu biraz özendirdik yani, orada bayağı üzüldü. Ardahan sevdamız 75 Mücahit Kağa. Abi biliyorum ben. Ben sana atacağım linkini. Evet, amcalarımıza doğru gidiyoruz. Yine Sıla'yla gurbeti buluşturuyoruz. Amca nasılsın? Ne var ne yok? Yürüyüşe mi çıktın? Ezon'un çeşmesine torunu götürdüm. Gördün mü Ezon'un çeşmesini? Dillere destandır, üzerine türküler, ağıtlar yakın. Orada biraz dolaşıp geldik. Var mı amca gurbete bir şey diyor musun gençlere? Gençlere gel diyorsun değil mi amca? Sana doğru geleceğim amcacığım şimdi. Vallahi öyle. Bak, güzel evler yapmanız yetmiyor. Çocukları sevdirmezseniz o evleri hep satacaklar internetten. Ben size söyleyeyim. Vallahi boş kalacak. Yani devir kötüye gidiyor. Vallahi amca nasılsın? Ne var ne yok? Ne güzel değil mi? Canibek güzel, hava güzel. Vallahi buranın kıymetini bilmek lazım. Buranın doğasına, ormanlarına sahip çıkmak lazım. Ne güzel bir şey ama. Gençlik bilmesi lazım. Evet, gençlik bilmesi lazım. Geçmez. Yani böyle bir doğa hiçbir yerde yok. Heh. Aynen öyle. Vallahi ne güzel. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Hakkınızı helal edin. Allah'a emanet olun. Evet, devam ediyoruz. Evet, bu gördüğün suyu da Ezo'nun suyuydu. Değil mi? Dillere destan Ezo çeşme. Ne güzel. Afiyet olsun. Allah razı olsun. Burada hiçbir yerde aç kalmazsınız. Burada sizi doyurur herkes. Evet, devam ediyoruz. Çektim, çektim. Evet, aşçıları gösterelim. Onlara doğru gidiyoruz. Maşallah, görüyorsunuz. Bizim gençler böyle mütevazidir. Bayanları çalıştırmazlar. Helal olsun işte. İşte Köprülü'nün gençleri böyle. Allah razı olsun. Hocam bir şey diyor musun?
Bana bak biraz ya, para istemiyorum. Biz ne yapmalıyız biliyor musunuz? Bizim gençlerimiz birbirini tanımıyor. Evet. Biz böyle toplu halde büyükler olmadan gençlerimizi bir alalım hep beraber. Ne güzel. Abilerimizi, kardeşlerimizi. Bak çok güzel bir mesaj verdin. Belki bir nesil gelecek birbirini tanımayacak. Versin ama birine bir şey olduğu zaman kimse kimseyi bilmiyor. Tanımıyor. Belki yolda kavga edeceğiz, birbirimizi tanımıyoruz. İşte onu bir şey yapmak lazım. Bunu dile getiriyorum ara ara. Bu güzel mesajın için ayrıca teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Görüyorsun Ardağ'ın, görüyorsun medeni gençleri, bayanları çalıştırmıyor. Vallahi helal olsun. Size örnek video diye paylaşacağım. Atacağım. Bir tane... Sen söyle, o amca verir. Amca sen bir şey diyor musun? Ben herkese selam söyle. Bunları ben yetiştiriyorum burada. Ne güzel. Burada bol bol para yiyoruz. İstanbul'a selam. Teşekkür ederim. Otocular beni görür. Evet evet, atacağım bunları. Evet, devam ediyoruz. Hemşehrilerimiz burada, gurbetçilerimiz burada. Biz gurbetçilere doğru gidiyoruz. Hemşehrilerimiz burada. Gerçekten harika bir doğa, manzara güzel, hava güzel. İnsanlarımız burada. Biz aktarmaya devam ediyoruz. Canibek'ten herkese kucak dolusu selamlar, sevgiler. Canibek bugün ayrı güzel, hava ayrı güzel. Canibek'ten aktarmaya devam ediyoruz. Havasıyla, doğasıyla gerçekten harika bir manzara var Canibek'ten. Bu doğanın gerçekten kıymetini iyi anlamak lazım. İyi idrak etmek lazım. Buranın ormanlarına iyi sahip çıkmamız lazım. Bu doğayı yok edersek güzellikleri de yok ederiz. O yüzden bu doğanın kıymetini iyi anlamak lazım.